Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün el açması börek tarifim var. Oklava kullanmayacağız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağız. Pırasalı ve ıspanaklı olarak hazırladım böreğimizi. Siz tabii ki arzu etmiş olduğunuz herhangi bir iç harçla hazırlayabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık. Kullanmış olduğumuz malzemeye göre ise kullanacağımız yağ miktarı oldukça az. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 3 su bardağı suyu alıp kaşıkla karıştıralım ve yaklaşık 10 dakika kadar bekleyelim ki mayamız köpürsün. Mayamız kabardıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke ve unu ekliyoruz. Yalnız unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız. Bende tam 7,5 su bardağı un gitti. Ununuzun yoğunluğuna göre çok az miktarda eksik veya fazla koyabilirsiniz. Elimizle yoğururken hamur toparlandıktan sonra yoğurma işlemini bırakmıyoruz. Yaklaşık 6-7 dakika daha hamurun böyle güzel kıvamlı bir hamur olması için yoğurmaya devam edeceğiz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Bakın, orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerine streç film ile örtüp sıcak bir yerde mayalanmaya bırakalım. Evinizin sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. O yüzden iki katı kabarana kadar mayalandıralım. Hamurumuz mayalanırken biz pırasalı harcımızı hazırlayalım. Tavamıza biraz sıvı yağ koyalım veya zeytinyağı da olabilir. Yağımız kızdıktan sonra ince doğramış olduğumuz pırasayı üzerine ekleyip kavuralım. Yaklaşık 5-6 dakika kavurduktan sonra üzerine yarım çay bardağı su ekleyelim. Suyunu çekene kadar pişirelim. Kısık ateşte tabii bu işlemi yapalım. Ardından üzerine tuz atalım ve sevmiş olduğunuz baharatları ekleyelim. Ben karabiber ve pul biber ekledim. Arzu ederseniz kimyon da ekleyebilirsiniz. 2-3 dakika daha pişirip altını kapatalım, soğumaya bırakalım. ...45 dakikanın sonunda hamurumun mayası geldi bakın. 2-3 dakika yoğurarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Yoğurma işlemini tezgahın üzerine yapmak daha kolay geliyor. Tezgahımıza biraz un serptikten sonra hamuru üzerine alalım. Hamurumuzu rulo şekline getirip katlayalım ve ardından yumurtadan biraz büyük bezeleri ayıralım. Hamur yaparken muhakkak hamurunuzu katlayarak yoğurun. Böylece daha iyi sonuç alırsınız. Evet, yumurtadan büyük almış olduğumuz bezeleri tek tek yuvarlıyoruz. Bezelerimizi yuvarladıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Fazla yakın tutmayalım çünkü ister istemez biraz bekleteceğiz ve bekleme süresinde biraz daha kabaracaklar. İlk başta belirttiğim gibi böreğimiz oldukça hafif bir börek. Çok fazla yağ kullanmıyoruz. Böyle bardaklar dolusu yağ ihtiyacımız yok. Kullanacağımız yağ miktarı sadece 1 çay bardağı arkadaşlar. Her bir bezenin üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirip yayalım üzerine. Ben sıvı yağ kullandım ama arzu edenler sadece tereyağı veya sıvı yağ ile tereyağını karıştırıp da kullanabilir. Yağı gezdirdikten sonra yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Mayalanma esnasında hamurların üzerinin kurumaması için streç film ile üzerlerini örtelim. Eğer vaktiniz yoksa en az bir 15 dakika muhakkak bekleyin. Yarım saatin ardından her bir bezemiz gördüğünüz gibi yaklaşık 2 katı kadar kabardı. Hemen bezelerin bir tanesini tezgahımızın üzerine alalım. Elimizle bastırarak büyütelim. İsterseniz çekerek de büyütebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Hamurunuzu açarken eğer böyle ufak çapta yırtılmalarınız olursa korkmayın. Hamuru sardığınız esnada bunların hepsi kayboluyor, görünmüyor.
İç harcımızı hamurun yarısına kadar yaydıktan sonra rulo şeklinde saralım. Ardından böreğimizi sarmal olacak şekilde yuvarlıyoruz. Tekrar yapalım. Bezemizi tezgahın üzerine alıp elimizle bastırdıktan sonra hem çekerek hem de bastırarak büyütelim. Hamura koymuş olduğumuz sirke kolayca açılmasını sağlıyor. Aynı zamanda böreğimizin piştikten sonra kıyır kıyır ağızda dağılan bir börek olmasına yardımcı oluyor. Açabildiğiniz kadar ince açın. Eğer açarken hamurunuzun yırtılmasını istemiyorsanız kaliteli un kullanmanızı öneririm. Açtıktan sonra iç harcımızı koyalım. Daha sonra rulo şeklinde saralım. Hamuru açarken baktınız ki kalın olan yerler var halen ama açmaya korkuyorsunuz. Hiç telaş etmeyin. Hamuru rulo şeklinde sarın. Daha sonra iki ucundan çekerek büyütün. Büyütme esnasında biraz daha incelmiş oluyor. Ardından da sarmal şeklinde yuvarlayın. Pırasalı daha önce denemediyseniz böreğinizi muhakkak deneyin. Çok güzel oluyor. Tabi ıspanaklı da aynı şekilde. Farklı iç harçlarda kullanabilirsiniz. Kıymalı, patlıcanlı, patatesli ve peynirli de yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Bu yöntemle el açması börek yapmaktan hiç korkmayacaksınız. Çünkü gördüğünüz gibi açması çok kolay. Sizi hiçbir şekilde zorlamıyor. Bastırdıkça büyüyor, çektikçe genişliyor. Hamurumuz çok kolay açıldığı için hazır yufkaya da hiç gerek yok. Evde hemen mayalayıp kendiniz kolayca açabilirsiniz. Tüm bezelerimiz bitene kadar aynı şekilde yapıyoruz. Eğer arzu ederseniz tepsinin bir tanesini bu şekil, ikinci tepsi ise yuvarlak tepsinin ortasından başlayarak yuvarlak olarak dizip de fırına verebilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 14 adet börek çıkıyor. Hem lezzeti hem de şık sunumu ile 5 çaylarınızda, altın günlerinizde, hatta diyebilirim ki ana yemek masalarınızda, aynı zamanda kahvaltı sofralarında yerini alacak türden bir börek oluyor. İsterseniz bir öğünde tüketin ve dediğim gibi ya da sevdiklerinizi davet edip yiyin. Tamamen size kalmış. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizi aldıktan sonra üzerlerine bolca sıvı yağ gezdiriyoruz. Ben tabaklarda mayalanma süresinde beklerkenki yağı dökmüyorum. Tabaklarda kalan yağı üzerine gezdiriyorum. Ama derseniz ki hani ben üzerine biraz da yoğurt veya yumurta da sürmek istiyorum. Siz bilirsiniz ama ben çok fazla yumurta sürme taraftarı değilim. Onun yerine sıvı yağın içerisine biraz yoğurt katıp karıştırın, üzerlerine sürün. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişirelim. Pişerken evin içi misler gibi kokuyor arkadaşlar. Evet, bakın böreklerimiz çok güzel kızardılar. Hemen fırından alıyoruz. Şimdi size nasıl çıtır çıtır olduğunu dinletmek istiyorum. İnce açın arkadaşlar. İnce açınca daha çıtır oluyor. Eğer kalın olursa bu sefer ekmek gibi oluyor. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.